herkesin E-Devlet'te görünen emekli maaşı düşecek. İşte aylıkların düşüşünü engelleyecek formül. Emekliliğe hazırlanan vatandaşlar, dilekçelerini ne zaman verecekleri konusunda en doğru zamanı araştırmaya başladı. Emekliliğe hazırlanan vatandaşlar, dilekçelerini ne zaman verecekleri konusunda en doğru zamanı araştırmaya başladı. Erken emeklilik başvurusu yapmanın çalışanlar üzerindeki olası etkileri merak konusu. 2025 yılına kadar emeklilik başvurusunu erteleyenlerin maaşlarında önemli kayıplar yaşanabileceği öngörülüyor. Özellikle %35'lik bir maaş düşüşü ihtimali vatandaşlar arasında endişe yaratıyor. Emekli maaşında %35'e varan kayıp riski. Emeklilik başvurusu yapmayı planlayanlar için heyecanlı bir süreç başladı. Son gelişmeler emekliler için kötü haberler içeriyor geç emeklilik, maaşlarda ciddi bir düşüşe yol açabilir. SGK uzmanları, emeklilik dilekçesi verme tarihinin aylık maaşlar üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini belirtiyor. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, emekli maaşlarındaki olası düşüşle ilgili dikkat çekici detaylar paylaştı. Emekli maaşındaki düşüşü önleme yolları Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, emekli maaşlarında yaşanacak %30-35 oranındaki düşüş yalnızca 2025 yılında emekli olanları etkilemeyecek. Memurlar hariç çalışan herkesin ey devlette görünen emekli maaşı, 2025'ten itibaren bugünkü seviyesinden daha düşük olacak. SSK'lı, Bağkurlu ve 4C'li tüm çalışanlar, maaşlarında düşüş yaşanabileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalabilir. E-Devlette maaşlar eriyecek. E-Devlet üzerinden emekli olmanız durumunda alacağınız aylık miktarını kolayca görebilirsiniz. Ancak şu anda E-Devlette görünen bu aylıklar 2024 yılı Ocak ayında yapılan %49,25 ve Temmuz ayındaki %24,73 oranındaki zamlarla güncellenmiş verilere dayanmaktadır. 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesini verenler şu anda sistemde görülen emekli aylığını almaya hak kazanacak. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve 4C kapsamında olanların emekli aylıkları 2025 Ocak ayından itibaren yeniden hesaplanacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %38 civarında olsa da bu oran %34 ile %42 arasında değişebilir. Enflasyonun düşmesi durumunda çalışmaya devam edenlerin emekli aylıkları Ocak ayında azalacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dilekçe tarihine bağlı olarak oluşan bu farkın giderilmesi için çalışmalar başlattı. Emekli aylıklarının düşüşünden korunmak amacıyla 2024 yılında güncelleme katsayısı 1,8616 olarak uygulanır şeklinde bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu düzenleme hayata geçirilirse, EY devlette görünen emekli aylıkları Ocak ayında azalmaz ve herkes bu düşüşten korunmuş olur. Ancak bu düzenleme sadece 2024 yılı içinde emeklilik koşullarını yerine getiren ve emeklilik dilekçesini 2025 veya sonrasına erteleyenleri kapsarsa, henüz emeklilik hakkını kazanmamış olanlar bu durumdan yararlanamayacak. Bu durumda 2025 veya sonrasında emekliliğe hak kazanacak kişilerin aylıkları daha düşük olacak.